Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz. Fakir, fukara gene bomba bir videoyla karşınızda. Rabbim hasta kardeşlerimize şifa, dertli kardeşlerimize deva, borçlu kardeşlerimize borcunu ödeme kolaylığı. Evde kalmışlara ey bir kısmet, yolda kalmışlara ey bir araba, dağda kalmışlara ayı nasip etsin diyoruz. Şıkınız olarak duamızı yaptık, bir amin deyin, videomuza geçelim. Yozgat'ta 8 kişi, lan bu açık alan, açık alanda köpek dövüştü. Oğlum Yozgat'ta orman yok mu? Ağaçların hepsini mi kestiniz? Açık alanda köpek mi dövüştürülür? Köpek dövüştürüyorlarmış. Tabii polis görmüş, gelmiş, basmış bunları. Köpekleri koruma altına almış, ceza kesmiş. İşte koronavirüs kapsamında... İşte mesafeye uymadıklarından dolayı da 3150 lira mı öyle bir ceza kesmiş kelle başı. Toplamda 25 bin cezayı kesmişler. Adamları serbest bırakmışlar. Yani kardeşim niye serbest bırakıyorsun ki? İbreti alem olsun diye videoya çekeceksin. O köpekleri dövüştürenleri köpek gibi birbiriyle dövüştüreceksin. Vallahi bak köpek gibi dövüşün lan diyeceksin. Kafalarına silahı dayayacaksın. Onlar birbirini yiyecekler. Videoya çekeceksin. Sosyal medyada ibret alem olsun diye paylaşacaksın. Mantıklı. Ama bize mantıklı. Yani. Düşündürücü. Almanya'dan eşiyle Gaziantep'e gelen şahıs iddialara göre eşiyle kavga yapmış. Hareket halindeki araçtan eşini aşağı atıyor. Kadın oracıkta vefat ediyor. Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Bunlar hiç Almanya'da kavga yapmadılar mı? Kavga yaptılarsa Almanya'da niye adam Almanya'da bu kadını öldürmek istemedi de geldi Türkiye'de öldürdü? Çünkü Almanya yasaları bu adamı üzer. Ondan dolayı ne yapıyor? Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de reisimizin yasaları olduğu için adam biliyor yani. Yani kadın öldürüp hapse giren sınırlı sayıda insan var. Ne olur? Girerim. 2 yıl ceza verirler. Bir takım elbise giyerim. Tamam mı? Bir namaz takkesi, bir tesbih. Bunu yapıp ceza indirimi alanlar da var. Yani bir namazlı seccade tamam. 6 aya, 7 aya düşer. İhal indirimi. Biraz da para verdik mi? Tamam. Bak bu adamı Almanya'da yargılayacaksın. Bibi Mancolina Merkel'e sesleniyorum. Bibi bu adamı al Almanya'da Alman yasalarına göre yargıla valla. Oradaki bizim Türklere ibret alem olsun. Düşündürücü. AKP'li Bülent Arınç Osman Kavala'ya Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmıştı. Onlar serbest kalsın demişti. Reisimiz tepki göstermiş çok kızmıştı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Bülent Arınç AKP'nin vicdanlı sesidir diyor. İşte meclis konuşmalarında ben de Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktım falan. Bunlar siyasi tutukludur diyor. Sayın Engin Altay, hadi Osman Kavala, hadi Selahattin Demirtaş, bunlar siyasi tutuklu da. Diğerleri, yani suçlu mu? Bu ülkede bankasya'ya para yatırmak suç mu? Burs vermek suç mu? Soruyorum ya, suç mu kardeşim bunlar? Bizim anayasamızda bunlar suç mu? Bunlar siyasi tutuklu değil mi? Harbiyeli öğrenciler, öğrenci. Ya bunlar suç mu işlemişler? Komutanın serbest kaldığı, öğrencinin tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz. Sayın Engin Bey. Yani Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş okey. Diğerleri ne halleri varsa görsün mü? Bu kadar mı? Bizim vicdan anlayışımız. Hani o Bülent Arınç çok vicdanlı ya. O kadar suçsuz günahsız insan hapse atılırken sesini çıkarmayan böyle bakan ama Türkçe olimpiyatlarına gidip gözyaşı döken o Bülent Arınç vicdanlı. FETÖ'den bastığınız evlerde tutukladığınız insanların evlerinin birinde ya ruhsatsız silah buldunuz mu? Birinde el bombası ne bileyim birinde bir çakı makı ya mutfaktan başka herhangi bir yerde bir kılıç bir bıçak buldunuz mu ya? Yok. Yok bu insanlar yani bu. Yani terörist dediğiniz insanlar bu. Ya değişik bir ülke, değişik bir memleket. İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı. Bilmiyorum yani. Allah akıl fikir versin.
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca müjdeyi verdi. Aralık ayında Allah'ın izni inayetiyle risk gruplarına ücretsiz aşı yapacağız dedi. Peki bu risk grupları nasıl gruplar oluyor? Muhtemelen yaşlılar oluyor. Yani bu yaşlıların da çoğusu muhtemelen emeklidir. Tamam mı? Biz bu Çin'den aldığımız aşıları bunlara yapıştırırız acı. Yan etkisi man etkili zaten yaşlı adam. Yani her biri nereden baksan 10 yıldır emekli maaşı alıyor. Ölen ölür, kalan sağları bizimdir. Allah bereket versin. Ne olur kardeş? Adamların emekli maaşları belki devlete kalır. O yönden devletin kasası belki rahatlar diye düşünmüş olur. Allah göstermesin CHP'liler olsaydı. Allah'tan AKP'liler başımızda da yani vallahi verilmiş sadakamız varmış arkadaşlar, yemin ediyorum. Bence bir düşünün. Düşündürücü. Adamın biri BİM'den ekşi mayalı tam buğday ekmeği almış. 8.25 TL vermiş he. Götürmüş evine ekşi mayalı ekmeği çayla beraber güzel güzel yiyor. Biraz ortasına geliyor, bir de bakıyor ki ana içinde cigara çıkmış. Yani adamlar hani ekmeği alana eşantiyon olarak içine cigara koymuşlar ki ekmeğin üzerine adam sigara içsin yani. Bu bir hizmettir arkadaşlar. Nankörlük ediyor, millet eleştiriyor. Neymiş efendim? Denetim yok. Ya nasıl denetim yok ya? Sizin sigaranın fiyatından haberiniz var mı? Ha? Ne yapsın BİM? Yani sigarayı alsın ekmeğin üzerine yapıştırsın, ekmeği alana sigara bedava mı desin? Her ekmeğe bir dal bir dal. Yani adam direkt içine koymuş. Gizli gizli alın için diyor yani. Adamlar bize, tamam mı, hizmet ediyor. Bizimkiler gene nankörlük ediyor. Gene eleştiriyor. Yani dün de benim aldığım ekmeğin içinden ip çıktı. Mesela ben yarın gideceğim diyeceğim ki fırıncı amca ekmeğin içinden ip çıktı. Adam diyecek ki vallahi abi şifadır. Canan Karatay dedi. Ben de diyeceğim ki tamam abi. Haftalardır Türkiye'nin gündeminde AKP'li eski milletvekili Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili serbest kalsınlar, serbest bırakılsınlar çıkışı yapmıştı. İşte Erdoğan da adalet istiyor deyip hakimlere, savcılara yüklenmişti. Yani AKP yıllardır beraber yürüdüğü, aynı davaya baş koyduğu Bülent Arınç'la ilgili arkadaşlar, bu Bülent Bey'in kendi görüşüdür. Hani biz böyle düşünmüyoruz ama saygı duyarız diyebilirdi, demediler. Erdoğan çıktı bizzat resmen Bülent Arınç'ı hedef aldı. Fitneci dedi. 40 yıllık dava arkadaşını bir anda sattı. Ya Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıktığı gibi reisimiz Bülent Arınç'a dava arkadaşına sahip çıkamadı. Peki neden sahip çıkmadı? AKP'de Erdoğan'ın izni olmadan kimse bu açıklamaları yapamazdı. Bülent Arınç Erdoğan'ın talimatıyla, izniyle bu açıklamaları yaptıysa Erdoğan Bülent Arınç'ı neden yar yolda bıraktı? Çünkü Erdoğan da artık Bülent Arınç'ın her ay oturduğu yerden 20 bin TL almasından bıkmıştı. Yeter artık blo diyordu. Ula kardeş git artık diyordu. Bülent Arınç biraz daha biraz daha diyordu. Erdoğan da durdu düşündü, dedi ki ulan ben buna böyle bir açıklama yaptırayım sonra ardından tekmeyi vurayım cehennem olsun gitsin. Bülent Arınç da aynen öyle yaptı. Erdoğan tekmeyi vurdu. Şimdi ondan boşalan Yüksek İstişare Kurulu koltuğuna muhtemelen MHP'li Alaaddin Çakıcı'yı getirirler. Yani oraya başkan yaparlar. Ondan iyi başkan olur. Yani yazık günah. Bülent Arınç'a fitneci dediler. Bülent Arınç ben bazıları gibi sosyal medyadan istifa etmem dedi. Gitti reisle görüştü. Sosyal medyadan istifasını verdi. Yani AKP yıllardır sana hizmet etmiş bir siyasetçiye en büyük hizmeti Bülent Arınç'ın istifa etmek oldu diyerek bir açıklama yapıyor. Ya bundan yani daha ne olsun abi ya. Reis beraber yürüdüğü kim varsa bir bir tekmeyi basıyor. Yarı yolda bırakıyor. Ama normal reis bu. Yani liderimiz her şeyin en iyisini bilir.
Buradan Bülent Arınç'a ne diyoruz? Sen bu kurtlar sofrasından danan çıkamazsan ona yanarım. Danan sen bu kurtlar sofrasın çıkamazsan ona yanarım. Her ay 20.000 gayme dananım alamazsan ona yanarım. Ey yiğidim ey civanım tüketme umutlarını. Ey yiğidim ey civanım dananım tüketme umutlarını. Oğlun AKP'de milletvekili dananım FETÖ'den alırlar içeri. Düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden fitneci olarak istifa eden Sulugöz Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bu denizde tek bir gemi, tek bir rota, tek bir reis var diyor. Ona biloyu satan satan olur mu senin baban la baban? Adam babasını satar mı? Ha? Adama demezler mi ola babana sahip çık, babanın yanında ol. Ha? En azından sen de AKP milletvekilliğinden istifa et. Ola her ay 25.000 kayme almasan ne olur? Ha? Baba daha önemli değil mi? İşte arkadaşlar bu iş böyle. Babası da zamanında gidip Türkçü olimpiyatlarında gözyaşı döktüğü, övgüler dizdiği o FETÖ'den içeri alınan insanları sattı. Şimdi oğlu babasını sattı. Bu devran böyle gidiyor kardeş. Ya satma matma hikaye. Bunlar anlaşmıştır tabii. Reis Bülent Arınç'a demiştir ki bak oğluna dokunmayacağım. Oğluna bir şey olmayacak. Milletvekilliğine devam etsin. Her ay 25.000 kaymayı alsın. Problem yok. Sen ufaktan ikile Bülent Arınç da kabul etmiştir. Yoksa bunlar yaş tahtaya basmazlar arkadaşlar. Bunlar kurt siyasetçi. Düşündürücü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Kürtler diyor bu ülkenin diyor çimantosudur diyor. Ya abi ya adamların bünyesine inşaatçılık o kadar işlemiş ki hani güzel bir şeyi anlatırken işte gül, çiçek, böcek, ne bileyim papatya, tereyağı, kaymak, bal demiyor, çimento diyor, demir diyor, piriket diyor. Çünkü adamların derdi inşaat, inşaattan başka bir şey bilmiyor adamlar. Şimdi bu Kürtler hani bu ülkenin çimentosu ya, aynı Kürtler Cumhurbaşkanlığı seçiminde reisimiz tarafından terörist ilan edilmişti. O Kürtler bu Kürtler mi? Yok eğer o Kürtler bu Kürtlerse demek ki biz seçime gidiyoruz. Seçime gitmeden önce Süleyman Soylu son kez Kürtlere diyor ki bakın arkadaşlar kıymetinizi bilin ha. Sizi bu ülkenin çimentosu yaptı. Hatta öyle çimentoldurlar ki bu Kürtler bazen suyla karıştırırız. Ha. Helikopterin üstüne çıkartırız sonra aşağı atarız. Yetmez bir de dövdürürüz. Ola bakarız ki ola bu Kürt ey Kürt sağlam çimento. Adama hiçbir şey olmuyor. Düşündürücü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beni dokunulmazlığımı kaldırmakla tehdit ediyorlar. Dokunulmazlığımı kaldırmayan alçaktır, namerttir diyor. Ya Kılıçdaroğlu ya. Ya adamlar senin dokunulmazlığını niye kaldırsın ya? Adam Çakıcı'yla seni tehdit etti ya. Ha? Çakıcı'yla seni tehdit etti adam. Senin dokunulmazlığını kaldırsa ne olur, kaldırmasa ne olur? Ülkede adalet mi var? Hukuk mu var? Ha? Yani senin bu ülkedeki vasfın gücün ne? Hiç gücün bile yok. Yani adam sana yumruk attırıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adam giriyor, elini kolunu sallaya sallaya geliyor, sana yumruk atıyor. Adam sana istediği zararı her türlü veriyor. Senin dokunulmazlığının kaldırmasının onun için bir önemi yok. Artık bunu anla. Yani onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Ve muhtemelen CHP'liler için de artık hiçbir şey ifade etmiyorsun. Yani artık yavaş yavaş değişim zamanı. Değişmek lazım Kılıçdaroğlu. Tamam gene CHP'nin içerisinde kal. Problem değil. Ama artık başka biri gelsin. Daha güçlü biri gelsin. Daha sağlam biri gelsin. Ya olmuyor görüyoruz da. Olmuyor artık yani. Tamam iyi insansın, temiz insansın, dürüst insan. Eyvallah. Her şeye eyvallah. Ama bak olmuyor yani. Artık bırak şu dokunulmazlık şeyini. Adamlar ya dokunulmazlığını kaldırmak istese bu kadar uğraşmaz.
Dokunulmazlığını kaldırmak istese CHP'den de senin partinden de milletvekilleri oy verir. Yeter ki bunun dokunulmazlığı kalksın da adama gerekeni yapsınlar diye. Yani seni kendi partindeki adamlar bile doğru düzgün sevmiyor ya. Yani. Düşünün. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Tabii like atmanız, yorum yapmanız daha da önemli. Yani bir isteğiniz yoksa Allah'a emanet olun deyip kapatalım.